Diyorum çek şeyini ver. Merkeze sor. Yok. Geçmez diyor. Geçmez diyor. Ben Fahrettin Altun'un basın kartını tanırım diyor. Şimdi bu küçük bir örnek. Çok küçük, önemli değil. Bu bir test aracı benim için. Test evet, ediyorum bu. Evet. Yani birçok personelde bunu şey yapabiliyorsunuz. Yani o işte otobüsü bıraktırıyor, arıza yaptırıyor, ediyor. Bu bir risktir. Ama toplumun, yavaş yavaş toplumun mecburen şey yapması için... Şunu sormaya çalışıyorum. Tıpkı Ekrem İmamoğlu için yaptığınız değerlendirmeyi bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri içinde yapar mısınız? Yani risk mi alıyor? Taban nasıl bakıyor? Tabandan doğabilecek itirazları ya da eleştirilere göğüs mü geriyor? Bunları göze alarak mı yapıyor? Yoksa CHP tabanı da aslında bir büyük süre, oranda bak, bunu aştı mı? Geride mi bıraktı? Bak, bir süre sonra şöyle bir şey oluyor İstanbul Belediyesi'nin. İlk başlarda tabii ki risk. Ama orada çalışanlar da bir süre sonra bakıyor ki ya ben hayatımı devam ettiriyorum. Bir problem yavaş de yok. Işte, ne olur CHP gelmiş de ha AKP'yle ne farkı var bana ne diyor. Ben ne yapıyorum işte park bahçelerde mi çalışıyor, İETT'de mi çalışıyor, başka yerde mi? Hay bakıyor bir de şöyle bir şey görüyor. İleride ha bu İmamoğlu veya CHP kalıcı gibi görürse işine daha çok sarılıyor ki işimden olmayalım diye. Şimdi bunda bu durum böyleyse Ulaştırma Bakanlığı'nda da aynısı olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da. Bir süre tabii ki onlar şey yapacaktır. Kim geliyorsa ne derler çelme takacaktır, şey dirsek atacaktır falan ama bir süre sonra ha diyecekler ki ya yeni bir düzen var, yeni bir dönem var, yeni bir ilişkiler var. Şey gitsin bak bu kadar keskin olmamıştı bugüne kadar. Yani eskilere baktığımız zaman şimdi kahveler ayrılmıştı Türkiye'de. Adalet Partisi kahvesi ayrıydı, CHP'lilerin kahvesi ayrıydı. 60'lı yıllara gidiyorum. Ama devlette geldiğiniz zaman böyle bir problem yoktu. Yani Adalet Partisi gelip CHP'li memurları işten atmadı. CHP gelince de Adalet Partisi memurlarını işten attı. Böyle bir şey devletin içine yansımamıştı. Bakın kahveler bile Anadolu'da ayrılmışken. Ama herkes bu devletin birliği, düzeni için bir şey yoktu. Yani CHP gelince ben tamamen değiştireceğim düzeni demedi. Ama AK Parti bunu yaptı. Sıkıntı burada. Bütün düzeni bakın... Tüm yapıyı yerle bir etti. Hiç ne bir kurum kaldı, ne bir kuruluş kaldı. Milletvekilleri sesini çıkaramıyor. Meclisi bitirdi. Meclis yok. Meclis diye bir şey var. Çünkü birazdan geleceğim galiba. Tabii. Meclis ne yaptığını gelir. Meclis diye bir şey yok. Bakın Merkez Bankası'nı yok etti. Şimdi kurumları. Şu Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'yla, FED'le Amerika Merkez Bankası konuşsa o adamlar buna güvenir mi ya? Ya bir şey söylesem zaten mesela, konuşamıyor. Konuşamıyor da hani konuşsa kim güvenir ya? Japonya Merkez Bankası Başkanı'yla konuşsa güveni adam diyecek ki ya sen kimsin git sor da gel. Git senin patronun gelsin diyecek. Neticede yani her şeyin muhatabı yeni dönemde, bir kişi olduğu zaman işte olmuyor. Bak. Restorasyon sürecinde öyle tarif ediliyor bundan sonraki dönem. Ama iktidarın gitmesi, bak, değişmesi, bak, Millet İttifakı'nın gelmesiyle en çok ihtiyacımız olan şey bu yaklaşımın korunması. Yani ocu bucu şu partili bu partili demeden sadece liyakata bakarak bu kutuplaşmanın ortadan kaldırılması. Bak işte böyle gazete bak temas gördün mü İsrail'le temas kurulmuş. Bir dakika evet, şeyi söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasında dikkat çeken önemli bir noktayı da söyleyeceğim. Diyor ki başörtüsüyle ilgili diyor ben zaten İstanbul Belediye Başkanı adayken Ok Meydanı mitinginde bunun doğru evet, olmadığını söyledim. Evet. Bu bir ama çok daha ben önemlisi, çok daha önemlisi kamuoyunun bilmesi açısından üniversitelerdeki durumla ilgili Yusuf Ziya Özcan YÖK başkanı iken bu yasakları kaldırın diye kendisine söyledim diyor. Ve zaten bu yasakların kaldırılması da Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığından sonra hani YÖK başkana söyledi ya ve bu yönde de adımları attı o sayede kaldırıldı. Sayın Kılıçdaroğlu yani birçok şey AK Parti diyor biz yaptık şöyle yaptık böyle yaptık evet, da özellikle üniversitelerde kamuda bu şey Sayın Kılıçdaroğlu'nun önemli desteğiyle gerçekleşti. Evet. Bunu da bütün kamuoyu bilmeli. Şimdi konuyu değiştireceğiz ama Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye dair mesajları üzerinden iki hatırlatma yapacağım. Daha doğrusu iki hatırlatma yapıldı. Onları yan yana getireceğim. Çok çarpıcı çünkü. Biri 10 bin dolar rüşvet alan
maaşa bağlanan siyasetçi kimdir diye açıklansın diye Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha çağrıda bulundu. Süleyman Soylu söyledi. Twitter'da Sedat Peker yine hatırlattı konuyu ve dedi ki kurlardaki bu artışla 10 bin dolar maaş alan siyasetçinin dedi maaşı 110 bin. Evet. TL oldu dedi. İris Hanım, İris Cibre de yine bu artışla birlikte Garanti Bankası'nın değerinin de 2.5 milyar dolardan 2.3 milyar dolara indiğini söyledi. Bu iki çarpıcı şeyi, veriyi yan yana koyalım. BBVA'nın satın almaya çalıştığı %50 hisse. %50 hisse, top, evet. %50 tabii hisse. Ben biraz tarif ettim. Şimdi şunu da söyleyelim, ondan sonra İsrailli çift haberimize geçelim. Casuslukla itham eden İsrailli çiftin. Yok, o bir de meclisin şeyine meclisi, geçelim. Tabii meclis, neler meclis. Yaşadığına geleceğiz. Meclis şimdi, neyle Sayın uğraşıyor bu arada? Elektrik faturalarında biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT payını kaldıracağız dedi. Ve mecliste şöyle bir şey oldu. Elektrik faturalarında TRT payını kaldırma vurgusuyla, siz buna başlığıyla diyebilirsiniz. Öne çıkarılan bu vurguyla. Meclis Başkanlığı'na 38 evet maddelik bir torba kanun teklifi sundu AKP ve bunun içinde ne yer alıyor biliyor musunuz? Birçok kuruluştan çift maaş hakkı tanıyan düzenleme. Kaldıran değil, çift maaş alma hakkı veren. Yani bir yerde çalışırken şimdi sayacağım kurumlardan da maaş alma hakkını tanıyan kişilere maaş alma hakkını tanıyan düzenleme. Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı'nda görev alanların bu aylıkları kesilmez. Nerede başka çalışıyor olurlarsa olsunlar ya da başka nereden maaş alıyor olurlarsa olsunlar ki biliyorsunuz son günlerde bu çift maaş, üç maaş, beş maaş olayı. O en son eski bakanın oradan maaş almasıyla gündeme geldi. Üç yerden maaş alıyordu. Meşru hale, yasal hale. Çift maaş değil aslında. Üç maaş, dört maaşa kadar çıkıyor pek çok yerde. Aynen. Evet. Şimdi bak, memleketin hali, enflasyon fırlamış. 11 lira, kaç para olduğunu doların artık unuttuk. 10 lira mı, 11 lira mı, 12. Neyse. 12'yi geçti. Meclisin uğraştığı işe bak. Düşünebiliyor musun? Çift maaşı yasal hale getiriyor. Meclisteki milletvekilleri ne yapıyor? Saray böyle istiyor. Saray kendi adamlarına birden fazla maaş versin diye bir yasa teklifinin içerisinde bunu sıkıştırıyorlar. Gece yarısı da oyluyorlar. Evet diyorlar, tamam onlar çift maaş. Bir şey soracağım. Ya bunlar nasıl burada milletvekili? 4-5 tane kurumun adı geçiyor. Aslında bu listenin daha uzun olması gerekmiyor muydu peki? Şimdilik bunlar herhalde yeterli görmüşler. Yani ben 4-5 kurumun sınırlandırmalarına da şaşırdım. O da ayrı. Yani yarın öbür gün bir başkaları gelip ya bizim niye önümüzü kestiniz? Onların buralardan 2-3 maaş senin, almalarını yolunu açtınız diyebilir. Sana basın kartı vermeyen Fahrettin Altun kaç yerden maaş alıyor? Kendisi, ailesi. Hayır, kendi kaç yerden maaş alıyor? Bir taraftan diyor ki almıyorum o maaşı, bağışlıyorum diyor. Öyle dedi ya, maaşı şeylere bağışlıyormuş. Zor durumda olanlara falan. Eşi de Ökhan Liba öyle bir tabii açıklama yapmıştı ya. Ama sonra aldığı ortaya da almaya devam ettiği ortaya çıkmış. Allah da başka yere veriyorlarmış falan. Böyle bak neyle uğraşıyor meclis? İşte sistem niye çöküyor? Bir kişiye bağladığın zaman her şeyi bir kişi yönettiği zaman sana da diyor ki yolluyor, bunu geçirir meclisten diyor. Sen de emir kulu oluyorsun. Bak milletin vekili olmuyorsun. Sarayın vekili olma pozisyonuna giriyorsun. Bu kadar acı bir şey olamaz. Ya yani bu rejim artık bir gün daha duracak hale kalmamış memlekette. Her geçen gün gidiyoruz. Bak kapıdaki insanlar her geçen gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Ya son 3 ayda giderek bak 50 kuruş zam niye yapıyorsun sen? Kur arttı. Az bile. Kuru kim arttırıyor? Sen hem kuru arttırıyorsun, zam yapıyorsun. Adam inim inim. Ama bu zamlarla enflasyon artmayacak. 50 kuruş zam olduğu bilinen benzin arttığı için domates artıyor. Benzin arttığı için ekmek fiyatı artıyor. Ama bunlar sadece zam oluyor. Biliyorsunuz bu zamlar enflasyonu artırmıyor. Öyle bir özelliği var Türkiye'de. Yani Türkiye'de zamlar enflasyonu artırmıyor. Öyle bir hesap sistemi oluşturdular biliyorsunuz. Bu soruma mesela şeyin başında ilk bölümde sordum. Hani okuldayken size sorsalardı enflasyonu hangi araçlar var diye. Hani bir faizi indiririm. En önemli araç TÜİK.
Onu yazmak lazım. Onu yazacak. O zaman hoca sana belki 10 ver. O zaman yazsaydın ne olurdu acaba? Peki. Şimdi bir söyleyeyim. Bir cümle alalım. Bir cümleyle. Bu şey için, bu meclisteki çift maaşlarla ilgili şeylerle ilgili, bu dediğiniz konularla ilgili. Sonra ne yapıyorlar? Gidiyorlar bunu dini kisve, aşağıya dava diye dini kisve olarak satıyorlar. TÜGVA üzerinden örneğini verdim. Bunu devam edeceğim. Siz liyakat olmadan başkalarının hakkı yerine kendi elemanlarınızı koyduğunuz zaman ondan sonra da bu açığa çıkınca gidip arkanızı...